hale geldi. Şöyle ki koruyucu, önleyici hekimlik aslında dünya çapında hala ön planda. Özellikle Avrupa'da, tabii. Amerika'dan da daha fazla. Yani dişler çürümeden nasıl kurtarılır, nasıl korunur, çürüdüyse bile nasıl kurtarılır düşünmek gerekiyor. Kurtarmanın o kadar çok fazla yöntemi var ki, dişin orijinalini korumak bizim için aslında temel. Yani ana dişinizin erken uyarı sistemi gibi olduğunu düşünün. Hı hı. Yani dişte bir hassasiyet oldu. Diyecek ki ben arıza veriyorum. Bana bir an evvel müdahale eder misin? Diğer aşamalara geçmeden. Veya da implant bir karşı taraftaki dişte birbirine çarpma şeklinde değerlendirilir. Ancak ana diş amortisör görevi görür. Yani araçta gidiyorsunuz, aracın içerisinde kişiye hissettirmez tümseyi veya da çukurları. Öyle düşünün. Yani bir darbe emici gibi düşündüğümüz zaman aslında dişleri çürümeyi önlemeyi tedbir olarak ne kadar almamız gerektiğini düşünebiliriz. Bu anlamda dişler aslında ilk başta çizik şeklinde çürükler oluşuyor ya, çürüme başlangıcı diyelim. Bu aşamada flor tedavisi ve yarık öğütücü tedavisini biz hastalara öneriyoruz. Eğer ki çürük biraz daha ilerlediyse, o zaman işte bakın görselimizde de gördük aslında anatomik dolgu. Bakın her tarafı çürük olan, daha doğrusu nedir belli bir kısmı. Nedir anatomik dolgu? Hemen bakalım. Dolgunun 3 boyutlu şekilli hali aslında. Yandaki dişlerle olan uyumlu hali. Bakın çürümüş, çürük temizlendi. Temizlendikten sonra dolgu yerleştirildi ve dolguya şekil verilmiş hali. Hani dedim ya anahtar kilit şeklinde sızdırmaz bir şekilde kapa. İlk başta diş kurtarma, dişin çürük anında yapılması gereken işlem bu oluyor aslında. Bir tık ileriye gidersek eğer, yani diş biraz daha çürüdü. Yani köke kadar ilerledi neredeyse. Düşündüğünüz zaman dişin çürüğü temizlendikten sonra görsellerle açıklayacak olursam dişin içerisinde bir binanın kolonu gibi minivida yerleştiriliyor. Sonrasında anatomik dolgu yapılarak dolgunun sağlamlaştırılması ve o hani 442 kilograma kadar dedim ya çiğneme etkinliğinde bası geliyor. Biz bu dolguları basma dayanımına dayanıklı hale getirmeye çalışıyoruz. Eğer ki bu aşamadan da geçtiyse, yani mini vidalı dolgu yapıldıysa ve ondan sonra da eğer çürük daha da ileri durumdaysa, hastanın da zaten ağrıları keskin zonklar tarzı ağrı oluyor, kanal tedavisine geçiliyor. Kanal tedavisinde dişin içerisindeki enfekte iltihaplı olan sinirin damar paketlerinin alınması, onun içerisindeki altındaki dişin kökündeki iltihabın alınması ve sonrasında da kanal dolumu, bakın apse durumu gelişmiş anlaşılan kanal tedavisi yapılıyor. İçindeki apse çıkartılıyor veya da iltihap, sonrasında kanal dolumu ve anatomik dolguya da yine geçiliyor. Şimdi buraya kadar diş kurtarmanın başlangıçlarıydı aslında. Bundan sonra, yani kanal tedavisi gördü, direkt çekim diyemeyiz. Bundan sonra aslında diş kurtarmanın, KVC uzmanısınız, operatif boyutuna geçiliyor. Operatif boyutunda şimdi teker teker başlayalım. 5-6 tane operasyon tekniği var. Bu operasyon tekniğiyle dişler kurtarılmaya çalışılıyor. Orijinalini muhafaza ediyoruz. Peki gelelim diş kurtarma yönteminin bir tanesine. Apikal rezeksiyon dediğimiz bir operasyon. Nedir? Diş sağlam, sonra kök ucunda kist olduğunu ve iltihap olduğunu düşünelim. Kanal tedavisi yapılıyor. Sonrasında dişin kökünün ucuna diş etinden ulaşılıyor. Nokta atışı, nokta jandarma özel harekat gibi. Dişin kökün ucundan kistle beraber çıkartılıyor. Dikiş atılıyor ve bakın dişin kökü kesilmiş, kökün ucu, yalnız ucu. Yeri evet. Kalan 2/3'ü sağlam, diş sağlam. Neden orijinalini korumayalım ki? Diş kadar kökü de önemli. Kesinlikle. Bunu koruduğumuz zaman çok az bir kısmı kalsa dahi dolgu yapabiliyoruz. Kesinlikle. %60 başarı şansı var. Bir sonraki slayta geçersek, diğer bir diş kurtarma operasyonu şeklinde geçersek eğer, reimplantasyon dediğimiz bir operasyon. Dişin kökün ucunda kist var. Dişi çekiyoruz. İlk önce kanal tedavisi denedik, dolgu denedik, diğer işlemleri denedik, kurtaramadık. Yani o aşamaya geldik. Ne yapılıyor? Dişin kendisi çekiliyor. Kök ucundaki kist alınıyor. Diş geri yerine yerleştiriliyor. Dolayısıyla bu da bir diş kurtarma sebeplerinden bir tanesi. Ve ben size reimplantasyonun, yani bu operasyonun %80 başarı şansı, uluslararası literatürde bunlar ispatlıdır. %80 başarı şansı var. Neden? Ana dişi korumayalım. Hemen diğer başlığa geçebiliriz aslında. Hemiseksiyon diye bir yöntem var. Örneğin bir tane diş var. Yarısı çürük ve yarısı kemik erimiş ve kisti var.
Biz bu iki köklü dişin bir kökünü, yani sorumlu olan kökünü alıyoruz. Sağlam olan kök kalıyor. Sağlam olan kökün üstüne de yeterince büyüklükte yandaki dişlerle temas edecek şekilde diş yerleştiriliyor. Dolayısıyla bu da hemiseksiyon dediğimiz yöntemin başarı şansı uluslararası anlamda %93. Dolayısıyla kendi özel, yani orijinal dişlerimiz. Bir de bazıları gazoz kapağını bile dişiyle açmaya çalışıyor. Onlara nasıl yetenekli arkadaşlar diyelim açıkçası. Onu önermiyoruz tek başınıza. Ben şahsen kendi dişlerimi o kadar güçlü bulmuyorum ama yapanları da takdir etmeyeyim ama yani başarılı buluyorum açıkçası. Şimdi bir tane daha yöntemimiz var. Ototransplantasyon. Organ nakli ve bağış haftasına gireceğiz. Diş nakli. Bakın, diş kökleri kalmış ve kistlerinden arındırılarak çekilmek zorunda kaldı. Yalnız 20 yaş dişi de orada duruyor. Boş duruyor örneğin. Çiğnemeye katkıda bulunamıyor. Biz onu değerlendirmek isteriz. Kullanılıyor. Evet, kullanalım. Nasıl yaparız? İlgili kistli, iltihaplı diş, kök kalmış olan, aşırı çürümüş olan diş çekildi. 20 yaş dişi oraya nakil yapıldı. Bir süre. Bekleme süresi var mı? Bir bekleme süremiz var. Bir aylık bir süre, güzel bir soru. O süre içerisinde tamamladıktan sonra da hasta ana dişi gibi kurtarabilir, koruyabilir. Bakın, bunun da %90 başarı şansı var. Bir de hayat tarzımız, alışkanlıklarımız da diş sağlamlığını etkiliyor değil mi? Tabii ki orijinal dişlerimizi kaybetmemeye çalışmalıyız ama işte çok sıcak yemeğin üstüne soğuk bir şey yemek. Kesinlikle öyle. Başka dişlerde direkt çatlama sebebidir açıkçası. Yani soğuk sıcak genleşme durumu direkt çatlama sebebidir. O yüzden hani önermiyoruz. Dengeli ılık veya da işte soğuk olacaksa soğukla devam edip sıcaksa da sıcakla devam etmek daha fazla önemli oluyor. Son bir diş kurtarma operasyon tekniğimiz var. O da ileri agresif periodontitis dediğimiz, kronik agresif periodontitis dediğimiz diş eti hastalığı. Bu diş eti hastalığı diğer diş eti duyduğunuz diş eti hastalıklarına farklı. Dişin sallanmasına, dişi tutan kemiğin etrafındaki kemiğin erimesine sebep olan çok gizli bir hastalık. Genetik bir hastalık. %65 oranında da genetik bir hastalık. Biz bu tür durumlarda dişin etrafındaki kötü dokuları, patojen bakterileri, o kemiği eriten bakterileri alıyoruz. Uzaklaştırdıktan sonra da yine dişi kullanmaya sallanan diş sağlamlaşıyor. Dolayısıyla kemik erimesi durma noktasına geliyor. Diş eti hastalığı da durmuş oluyor. Dolayısıyla yine bir diş kurtarma operasyonlarından bir tanesi ve size %95 oranında iyileşme şansı ve başarı şansı olan bir kurtarma operasyonundan bahsediyorum. Çok dolayısıyla güzel. Her kanal tedavi, zaten çürüklerde kurtarılması gerekiyor ama kanal tedavisi yapıldı, başarısız oldu deyip dişi çekmektense diş kurtarma yöntemlerini operatif olarak cerrahi operasyonla, basit operasyonlar, yani çok korkutucu operasyonlar değil açıkçası. Operasyon sonrası rahat yönetilebilir. Çiğneme etkinliğini kısa zamanda elde edebilecek bir durumlar. O yüzden hastalarımızın korkusundan ziyade korkusunu yensinler. Rahatlıkla cerrahi arkadaşları, diş hekimi arkadaşları aşama aşama gitmeye çalışsınlar.